Duanın mükafatı ve sevabı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hangi bir müminin yüzünü Allah'a yöneltip bir dilekte bulunursa muhakkak onu ona verir. Ya dünyada dilediğini ona verir, ya ahirette dilediğine karşılık ona sevap hazırlar. Acele etmemesi şartı ile. Ashab sordular, ey Allah'ın Resulü, acele etmesi nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Der ki, dua ettim de duamın kabul edildiğini görmedim. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın icabeti ve vermesi daha çoktur buyurdu. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hangi bir Müslüman dua eder de duasında günah ve akrabalık bağlarını kesme hali yoksa Allah ona muhakkak şu üç şeyden birini verir. Birincisi, ya duasını acele kabul eder, ikincisi, ya duası için ahirette sevap hazırlar, üçüncüsü ise, duası kadar ondan kötülük kaldırır. O halde insan çok dua eder ve çok şeylerden kazanır derdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın icabeti ve vermesi daha çoktur buyurdu. İbn-i Cevzi diyor ki, müminin duası geri çevrilmez. Ancak icabetin geciktirilmesi onun hakkında hayırlı olur. Yahut duasına karşılık ona başka bir şey verilir de dünya ahireti için daha hayırlı olur. Bazen de insan az bir şey ister fakat ona daha güzeli ve iyisi verilir. Bu durumda kul der ki, istediğim bana verilmedi. Halbuki gerçeği anlamamıştır. Dua hakkında ayet-i kerimeler. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, size icabet edeyim, duanızı kabul edeyim. Habibi, kullarım beni sana sorunca haber ver ki, işte ben muhakkak yakınımdır. Bana dua edince ben o dua edenin davetine icabet ederim. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona bunlarla dua edin. Rabbimize yalvara yakara gizlice dua edin. Şu bir hakikattir ki Allah haddi aşanları sevmez. Duanın fazileti hakkında hadis-i şerifler. Dua ibadetin özüdür. Kim üzüntüler ve güçlüklerde duasının kabul olunmasını isterse bolluk ve mutluluk zamanlarında çok çok dua etsin. Numan bin Beşir'den dua ibadetin ta kendisidir dedi. Sonra Rabbimiz buyurdu ki bana dua edin, duanızı kabul edelim. Kibirlenip bana dua etmeyenler muhakkak cehenneme gireceklerdir. Mahallindeki ayeti okudu. Dua, müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur. Kazaya duadan başka hiçbir şey mani olamaz. Ömrü de iyilik ve ihsandan başka hiçbir şey uzatamaz. Kabul edeceğine yakinen inandığınız halde Allah'a dua edin. Gafil kapten hiçbir duayı Allah'ın kabul edemeyeceğini iyi bilin. Kim duasının kabul olunmasını, gam ve kederinin açılıp dağılmasını isterse,
darlık çekene karşı elini açsın. Kim noksanlıktan münezzeh bulunan Allah'a dua etmezse Allah da ona azap eder. Birinizin duası dua ettim de kabul olunmadı diyerek çabukluk yapmadıkça kabul olur. Cuma gününde bir zaman vardır. Müslüman namazı kılarken o zamana tesadüf edip bir hayır istemeye dursun. Allah illaki onu kendisine verir. Allah'ın 99 ismi vardır. Bir kimse bunları ezber ederse cennete girer. O Allah tektir, tek olan şeyi sever. Niçin dua ediyoruz? Bana dua edin, size icabet ve duanızı kabul edeyim. Başka bir ayette de şöyle buyuruyor. Habibim, kullarım, sana beni sorunca haber ver ki, işte ben muhakkak yakınımdır. Bana dua edince ben o dua edenin davetine icabet ederim. Duasına cevap veririm. Yine bir ayette buyuruluyor ki, Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. Şu bir gerçektir ki Allah haddi aşanları sevmez. Dua Allah ile kulları arasında bir bağdır. Sıkışan, daralan kul kurtuluşu Allah'a yalvarmakta bulur ve hemen ona duaya sarılır. Yukarıdaki ayette de geçtiği gibi Rabbimiz kullarının dualarını duyar. O bize her şeyden daha yakındır. Kendisine açılan elleri gören ve yapılan duaları duyan Allah Celle Celaluhu o duanın sahibini hiç eli boş çevirir mi? O sonsuz rahmet ve merhamet sahibidir. Yeter ki ona açılan eller, ona yalvaran diller samimi olsun. Ve yapılan istekler usulü ile yapılsın. Duanın önemi. Kalkan okun geri tepmesine, kılıcın yara açmasına, yağmur bitkilerin bitmesine sebep olduğu gibi dualar da belaların geri dönüp ilahi rahmetin gelmesine sebep olur. Ok ile kalkan karşılaştıklarında kalkan oku geri gittiği gibi bela ile dua karşılaşınca da dua belayı geri iter. Bu da Allah'ın bir hükmüdür. Allah'ın takdir ettiğine razı olmak ayrı, gelecek belaların defi için dua yapmak ayrıdır. Bunların ikisi birbirine zıt değildir. Nitekim Allah-u Teala tedbirinizi alınız buyurmaktadır. Tohum ekildikten sonra sulamaya ne lüzum var? Eğer mahsul bitmesini Allah takdir ettiyse bitecek, takdir etmediyse bitmeyecek, sulamaya ihtiyaç yok denilebilir mi? Hatta böyle sebeplere başvurmak mecburiyetinde değil miyiz? Hayırları takdir eden Allah onu bir sebebe bağlamış, şerri de takdir ederek onu def etmek için sebepler hazırlamıştır. İşte dualar şerlerin define birer sebeptir. Yalnız şunu hatırdan çıkarmamak lazımdır ki yapılan dualardan umulan faydelerin tahakkuk etmesi için duanın usul ve adabına tam manasıyla riayet edilmesi ve duaların ihlasla yapılması lazımdır. Yoksa gelişi güzel yapılan her duanın kabul edilmeyeceğini izahtan varistedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dua ibadetin ta kendisidir. Allah indinde duadan şerefli bir şey yoktur. Dua ibadetin özüdür. Şüphesiz ki dua hem başa gelen ve hem de henüz gelmemiş olan şeylere faydalıdır. Ey Allah'ın kulları, duaya devam ediniz. Kazaya duadan başka hiçbir şey mani olmaz. Ömrü de ancak iyilik ve ihsan uzatır. Kim güçlük ve üzüntülü zamanlarda duasının kabul edilmesini arzu ederse, bolluk ve rahat zamanda çok çok dua etsin.
Duanın kabul olunması için gerekli şartlar. Yediklerimizin helal olması. Ey insanlar, muhakkak Allah temizdir. Ancak temizi kabul eder ve aslında Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretmiştir. Nitekim Allah şöyle buyuruyor. Ey peygamberler, temiz ve helal olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. İnsan dua ederken öyle vecde bürünmelidir ki onunla Rabbi arasında ayrılık kayası kalmamalıdır. Kul, Rabbi benim her halime bakıp benim her ihtiyacımı biliyor ve beni görüyor, kalbime nazar ediyor, sesimi işitiyor. Öyleyse beni mahrum etmez ve mübarek kapısından boş döndürmez diyerek yakinen inanmış olduğu halde yalvarmalıdır ve kalbi yavru güvercinler gibi titremelidir ki o dua makamı icabete ulaşsın. Bilindiği gibi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Allah'a hamd ile başlamaktadır. Çünkü hamd zikri cemildir. Bir başka ayette de elhamdülillah de buyurulmaktadır. Biz her halükarda hamdü sena etmekle mükellefiz. Duaya hamd ile başlamak kulluğun bir tezahürü ve açıkça ifadesidir. Dua için makul yerler. Cabir bin Abdullah'tan rivayete göre demiştir ki, Resulullah bu mescitte dua etti. Fetih mescidinde pazartesi, salı ve çarşamba günleri dua ederdi. Onun duasına çarşamba günü iki namaz arasında icabet olunurdu. Cabir diyor ki, benim çok önemli ve ağır bir işim durumum olunca hemen ben o saatte vakte döner, onu araştırır, o vakit içerisinde çarşamba günü o saatte denk getirerek iki namaz arasında, öğle ile ikindi namazı arasında Allah'a dua ederdi. Mutlaka o duanın kabul olunduğunu görürdü. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan rivayet olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükn ile makam arası mültezemdir. Herhangi bir salgına ya da musibete düçar olan bir kimse burada dua etmesi halinde derhal iyileşir. İbni Abbas'tan rivayet olduğuna göre demiştir ki mültezem denilen yer rükn ile kapı arasında yer alır. Herhangi bir kimse orada Allah'tan bir şey istememiş olsun, ilk mutlaka isteği verilir. Rabia bin Vakkas'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç yerde kulun duası geri çevrilmez. Sahrada tek başına bulunur, Allah'tan başka kendisini kimsenin görmediği kişinin duası. Yanında bir cemaat olarak bulunan arkadaşları kendisinden kaçtığı halde sebat edip duran kimsenin yaptığı dua, bir gecenin sonunda kalkıp ibadet ve niyazla uğraşan kimsenin duası. Duaların kabul edileceği zamanlar. Gecenin üçte birinde kalkıp dua etmek. Ezandan sonra dua etmek. Ezan ile gamet arasında dua etmek, arefe günü dua etmek, cuma gecesi dua etmek, cuma günü dua etmek, cuma saatinde dua etmek, mazlumun duası, zulme uğrayıp ezilenlerin duası, oruçlunun iftar ederken dua etmesi, Kadir gecesinde dua etmek, Ramazan ayında dua etmek, farz olan namazlardan sonra dua etmek. Allah'ı zikreden meclislerde dua etmek. Müslümanın Müslüman kardeşine gıyabında dua etmesi.
Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini bildirmiştir. Herhangi bir Müslüman bir kul ki Müslüman kardeşi için onun bulunmadığı sırada gıyabında dua ederse bir melek onun için şöyle der. Sana da aynısı olsun. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beş dua var ki onlar kabul edilir. Mazlumun duası, kurtuluncaya kadar kabul edilir. Hacca giden kimsenin duası, oradan dönünceye kadar duası kabul olunur. Mücahidin duası, cihat sona erip dönünceye kadar duası kabul edilir. Sağlığına kavuşuncaya kadar hastanın duası kabul edilir. Gıyabında kardeşi için dua eden kimsenin duası kabul edilir. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu dualar içerisinde hemen kabul edilecek olanı kardeşin kardeşi için gıyabında dua etmesidir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz Rabbinden tüm ihtiyaçlarını istesin. Öyle ki ayakkabısının tasması dahi kopsa onu da istesin.